Hayırlı günler hepinize. Hepiniz Kur'an-ı Kerim'in muhtevası konu anlatım videosuna hoş geldiniz. Bu video Dikap, DHBT, İHALE, MBSTS hangi sınava gireceksek girelim hepimiz için çok önemli bir video. Çünkü her yıl soru gelen bir başlık. Ben bu videoya ayrıyeten önem veriyorum. Çünkü genel olarak şunu gördüm öğretmenlerimizde, öğreticilerimizde. Bu konuları çok basite aldıkları için çalışmıyorlar ya da çok yüzeysel geçiyorlar. Ama sınavda karşılarına geldikleri zaman kalabiliyorlar maalesef. Kafa karışıklığından ya da hatırlamadıkları için soru ellerinden kaçıp gidiyor. Halbuki çok kolay bir konu. Şöyle bir videoyu izlesek, ufak ufak tekrarlarımızı yapsak, Allah'ın izniyle hiç zaman kaybetmeden direkt yapabileceğimiz sorular bunlar. O yüzden lütfen videoya dikkat edelim. Bazı önemli konuları, surelerin içindeki surelerin diğer isimleri vesaire, test çözdüyseniz, geçmiş yıllardaki sorulara baktıysanız, hangi sınav olursa olsun bol bol soru gelen bir başlıktır. Ben sizin için burada genel olarak tüm sureleri ele almaya çalıştım. Ele almadığım en fazla 6-7 tane sure vardır. Onlar da zaten hepimiz bildiğimiz için soru değeri taşımadığı için ele almadım. Ama genel olarak hepsini bir iki kelimeyle olsa da ele almaya çalıştım. Soru gelebilecek başlıkları sizin için derledim. Normalde gönül ister ki burada oturalım, Fatiha'yı, Bakara'yı tek tek tefsir yapalım, beraber inceleyelim. Ama maalesef buna zamanımız yok. Hepimiz sınavlara çalışıyoruz. O yüzden hangi sureden nasıl sorular gelebilir onları ele almaya çalıştım. Dediğim her cümle sizin için çok önemlidir. Lütfen söylediğimiz her yere çok dikkat edin. Gerekirse notlarınızı alın. Zaten en fazla 3-4 sayfa sürer not alsanız da. Vakit kaybetmeden başlayalım şimdi. Fatiha diyorum, başlıyorum. Anlamı ilk, evvel, başlangıç anlamlarına geliyor. Hangi sure olursa olsun anlamlarına çok önem veriyorum. Tek celsede toptan bir şekilde inen ilk surenmiş. Bakın önemli. Direkt bunu söyleyip bile isterse bizden isteyebilir. Dikkat ediyoruz. Tek celsede toptan inen ilk surenmiş. Diğer isimler her zaman her surede çok önemli. Ümmül Kur'an, Kur'an'ın anası. Ümmül Kitap, tüm kitapların anası. Kenz, değerli ve gizli ilimlerden bahsettiği için, Vafiye, İslam'ı anlattığı için. Kenz ve Vafiye'yi çok bilmiyor olabiliriz. O yüzden bizim için güzel çeldiriciler olabilirler. Aşağıdakilerden hangisi Fatiha'nın diğer isimlerinden değildir dediği zaman bunları genel olarak Bakara ile karıştırmanızı ister. Lütfen Fatiha'nın diğer isimlerini bilelim. Bizim için tabii ki önemlidir. Özellikle Kenz ve Vafiye çok bilinmediği için daha büyük önem taşıyor. Ve Sebul Mesani, tekrarlanan 7 diyoruz. Neden ona tekrarlanan 7 deniyor? Çünkü Hicr 87'de şöyle geçiyor. Ey Resulüm, yemin olsun ki biz sana tekrarlanan 7'yi ve büyük Kur'an'ı verdik. Orada Hicr suresinde geçen tekrarlanan 7 nedir? Fatiha'dır. Neden tekrarlanan 7 denmiştir? Namazın her rekatında tekrarladığımız için ona tekrarlanan 7 deniyor. Sebul Mesani de neymiş? Fatiha'ymış. Bakara'ya gelelim. Yine bizim için çokça soru gelen bir suremiz Bakara suresi. Bakara ne anlamına geliyor? İnek anlamına geliyor. Allah Teala Musa aracılığıyla İsrailoğullarına bir inek kesmelerini emretmiştir. Musa aracılığıyla İsrailoğullarına emretmiş. Bakın, Kur'an'ın çadırı, diğer isimler her zaman çok önemli. Kur'an'ın çadırı neymiş? Bakara suresiymiş. İlkler, enler her zaman çok önemli. Medine'de inen ilk suredir ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir. Beytül Mamur. Ben burada bu kelimeden bahsetmek istiyorum. Beytül Mamur kelimesini önceden de görmüş olabilirsiniz. Peki Beytül Mamur nedir? Birazcık olaya bakalım. Eğer Bakara suresi 30. ayete bakarsanız şunu görürsünüz. Rabbin meleklere ben yeryüzünde halife yaratacağım diye buyurduğunda onlar, yani melekler, ne dediler? Yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? Allahü Teala onlara ne dedi? Ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Ve Allah onlardan kefaret olarak Beytül Mamur'u tavaf etmelerini istedi. Peygamber Efendimiz Beytül Mamur'la alakalı şunu söylemiştir. Beytül Mamur semadadır ve ona Surah ismi verilir. Bakın diğer ismi neymiş? Surah'mış. Bu Beyt-i Haram'ın mislidir ve onun üst hizasına düşmektedir. Onun semadaki kıymeti Beytullah'ın kıymeti gibidir demiştir Peygamber Efendimiz. Aynı zamanda Abdullah bin Abbas'tan gelen rivayetlerimiz var. Abdullah bin Abbas diyor ki,
Beytül Mamur eğer yere düşecek olsaydı direkt Beytullah'ın üstüne düşerdi. Yani ben burada neyi görmüş oluyorum? Beytullah'ın direkt üstündeymiş Beytül Mamur. Aynı zamanda meleklerin tavaf ettikleri yermiş. Beytül Mamur kelimesi de bizim için önemli olabilir diye bahsetmek istedim. Ve aynı zamanda 282. ayet ezbere bilmek zorundayız. Mudayene ayetidir. Mudayene ne demektir? Borçlanmak demektir. Mudayene ayetinde yani 282. ayette neden bahsediyor? Alışverişleri yazıya dökmek, şahit tutmanın emredildiği bahsediyor. Yani alışverişlerden, borçlardan bahsediyor Mudayene ayetinde. Aynı zamanda 282. ayet bizim için en uzun ayettir. Bakara suresi en uzun surem, 282. ayet ise en uzun ayetim. Beytül Mamur önemli, Mudayene ayeti önemli, Medine'de inen ilk surem olması önemli, Kur'an'ın çadırı önemlidir bizim için. Ali İmran suresine bakalım. Şimdi de kamerayı biraz yukarı aldım. Yazmak isteyenler daha rahat yazsınlar diye. Ali İmran suresi neyden bahsediyor? İmran ailesinden bahsediyor. Dinler tarihi videosuna hemen bir atıf yapalım. Hatırlayanlar var mı İmran ailesini? Onlardan ayrıntılı şekilde bahsetmiştik. İmran ailesi Hazreti Meryem'in babasının adı İmran'dı ve onların üstün ve takvalı kişiler oldukları geçiyorlardı Ali İmran suresinde. Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'yı dünyaya getirmesi vesaire anlatılıyor bu surede. İmran ailesi, Ali İmran suresi zaten biliyoruz. 97. ayet ile hac farz kılınmıştır. Dikkat etmenizi istiyorum. Haccın farz kılındığı sure Hac suresi değildir. Lütfen direkt Hac suresine gitmeyelim. 97. ayet ile hac farz kılınmıştır. 123. ayetinde Bedir Savaşı ismen geçer. Her savaşımız Kur'an-ı Kerim'de ismen geçiyor mu? Hayır, geçmiyor. Birazcık hatırlayalım İslam tarihi videosundan, İslam tarihi konularından hangi savaşlarımız Kur'an-ı Kerim'de ismen geçiyordu? Size süre veriyorum bir 5 saniye. 2 saniye bitti. Buldunuz bence. 5 saniye bile vermedim. Bedir ve Huneyn ismen geçiyordu değil mi? Hatırlamışızdır umarım. Bedir Savaşı burada ismen geçmektedir Ali İmran suresinde. Ayetimizde ne diyor? O gün siz güçsüzken biz size Bedir'de yardım ettik diye bir Bedrin olarak geçmektedir. İsmen bizim için çok önemli. Aynı zamanda diğer ismen geçen savaşımız hangisiydi? Huneyn Savaşı'ydı. Zaten birazdan bahsedeceğim. Bedir Savaşı ismen geçer, hac farz kılınmıştır dedim ve benim için diğer önemli bir nokta mübahale. 61. ayetinde mübahale geçiyor. Mübahale karşılıklı lanetleşme demektir. Şimdi olayımıza bakalım. Bu olayımız Necran Hristiyanlarıyla geçen bir olay. Necran Hristiyanları Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu konusunda ısrar etmişlerdir. Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu konusunda Hazreti Peygamber Efendimiz ile tartışmışlardır. Peki Peygamber Efendimiz ne diyecek? İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir diyecek. Yani Hazreti İsa da Hazreti Adem gibi bir peygamberdir diyor Peygamber Efendimiz. Peki ayetimiz geliyor. Ayette ne diyor? Sana gerekli bilgi geldikten sonra kim seninle tartışacak olursa de ki gelin oğullarınızı ve oğullarımızı, kadınlarınızı ve kadınlarımızı çağıralım. Biz de siz de toplanalım. Sonra gönülden dua edelim de Allah'ın lanetini aramızdan hak edenlerin üstüne atalım. Gördüğünüz üzere ayetimizde karşılıklı lanetleşmeye izin verilmiştir. 61. ayet mübahale ayeti. Peki olayın sonunda ne oldu? Abdullah bin Abbas'tan gelen rivayette Abdullah bin Abbas şöyle söylüyor. Şayet bu insanlar mübahaleye çıkmış olsalardı geri döndüklerinde ne ailelerini ne mallarını bulabilirlerdi. Gördüğünüz üzere Necran Hristiyanları sonradan korkmuşlardır ve gelmemişlerdir. Ben burada sizden şunu istiyorum. Bakara'da geçen 282. ayette geçen müdayene ayeti ile yani borçlardan bahseden ayetimiz ile Ali İmran'daki mübahaleyi karıştırmıyoruz. Mübahale karşılıklı lanetleşmeydi. Necran Hristiyanları ile geçiyordu. Hazreti İsa'nın durumuyla alakalı olan ayetimiz. Bakara'da 282'deki müdayene ayeti bizim için en uzun ayetti. Aynı zamanda borçtan bahsediyordu. Bakara müdayene, Ali İmran mübahale. Lütfen kaçırmıyoruz. Buraları şaşırmıyoruz.
Nisa suresiyle devam edelim. Nisa ne demektir? Kadınlar anlamına geliyor. Kadın erkek ilişkisini ve aile hayatını açıklıyor bu suremiz. Hukuk ile alakalı bir suredir. Miras hükümleri vesaire Nisa suresinde geçmektedir. Kadınlar, kadın erkek ilişkisi, aile hayatı yorumlayabiliriz ama miras hükümlerinin de burada geçtiğini bilmeniz önemlidir. Maide'ye bakalım şimdi de. Yine Hristiyanlık videosuna, dinler tarihi videosuna buradan atıf yapmadan olmaz Maide'yi görünce. Havarilerin isteği üzerine Hazreti İsa'nın gökten bir yemek sofrası Maide indirmesi için dua etmesiydi. Havariler ne yapmışlardı? Hazreti İsa'nın gökten bir sofra indirmesi için ona ısrar etmişlerdi. Hazreti İsa da dua etmişti ve sofra inmişti. Aynı zamanda havariler ileride ne diyecekler? Bize mucize içinde mucize göster diyecekler Hazreti İsa'ya ve Hazreti İsa o inen sofradaki balığı "Ey balık diril" diyecek ve balık canlanacak. Sonra "Ey balık eski haline dön" diyecek ve balık eski haline dönecek. Maide, sofra hatırlıyoruzdur umarım dinler tarihinden. Maide'nin sofra anlamına geldiğini bilmeniz de önemli. Lütfen dikkat edelim. Aynı zamanda ben Maide'de önemli birkaç noktadan bahsetmek istiyorum. Maide 3'ün son ayet olduğu konusunda alimlerin ittifakı var. Çoğu alimin. Çoğu alim diyorlar ki Maide 3. ayet bizim için son inen ayettir. Peki Maide 3'te ne geçiyor? Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim. Maide 3 son ayet. Maide 6 peki temizlik videosuna atıf yapıyorum buradan fıkıh videosuna. Maide 6'da 3 abdest geçiyordu. Abdest, gusül, teyemmüm hep Maide 6'da geçiyor. Ayet numarasıyla beraber bilelim. Diğer taraflarda bakın konuları söylerken çok fazla ayet numarası söylemiyorum. Ama bazı önemli noktalar var ki oraları ayet numaralarıyla bileceğiz. Müdayene ayeti, mübahale ayeti, Bedir Savaşı'nın ismen geçtiği yer işte burada Maide 6. Bazı yerlerde ben zaten ayet numaralarını söylüyorum. Lütfen oraları ayet numaralarıyla beraber bilin. Şimdi En'am suremize bakalım. En'am ne demek? Hayvanlar demek. İşte yine bizim karıştırmamamız gereken bir nokta. En çok peygamber ismi bu surede geçiyor. En çok peygamber isminin geçtiği sure olarak bize sorsa biz mantık yürüterek Enbiya suresi diyebiliriz. Ama Enbiya suresinde 17 tane peygamber ismi geçerken En'am suresinde 18 tane peygamber ismi geçmektedir. En çok peygamber ismi geçen surem En'am suresidir. Lütfen Enbiya ile karıştırmayalım. Kur'an-ı Kerim'de Lokman, Zülkarneyn ve Üzeyr peygamber olarak değil bilgin olarak geçiyorlar. Bunları nasıl kodlamıştık? Zülkarneyn'in zülünden kodlamıştık. Zülkarneyn, Üzeyr ve Lokman demiştik. Onları bize aynı zamanda bir paragraf verip de sorabilir. Hazreti Lokman'ı zaten sormuştu. Lokman suresinde birazdan bahsedeceğim. Onları peki nasıl bulabiliriz biz paragraf verirse? Lokman'da önemli olan birkaç husustan biri şuydu. Oğluna öğütleriyle meşhurdu Lokman. Lokman'ın oğluna öğütleri vardı. Ey oğulcuğum, bir iş hardal tanesi kadar küçük bile olsa mutlaka gün yüzüne çıkar vesaire gibi. Birazdan Lokman suresinde bahsedeceğim. Peki Zülkarneyn'i nasıl bulabiliriz paragraf verirse? Zülkarneyn ne yapmıştı? Kelam videosunda sanırım bahsetmiştim Zülkarneyn'den, Üzeyr'den vesaire. Zülkarneyn ise demiri eritmişti, çeşitli madenleri eritmişti. Ona bazı kavimler gelip demişlerdi ki bizi Yecüc ve Mecüc'ten koru. Zülkarneyn'in önemli bir başkan, kral olduğu kabul ediliyor. Bazı kavimler ona gelip diyorlar ki bizi Yecüc ve Mecüc'ten koru. O ise onları nasıl korumuştur? Çeşitli madenleri eritmiştir ve böylece onları korumuştur. Bu kelimelerden Zülkarneyn'i yakalayabiliriz. Üzeyr'i peki nasıl bulabiliriz? Üzeyr ne yapmıştı? 100 yıl boyunca uyumuştu. Kudüs'e gelmişti. Kudüs çok tahrip edilmişti. O Kudüs'ün bu durumunu görünce üzülmüştü ve orada incir, zeytin vesaire yiyerek uyumuştu. Uyuduktan sonra uyanmış ve etrafına bakmıştı. Ben kaç yıl uyudum demişti. Onun bir eşeği vardı. Uyandıktan sonra bir bakıyor ki yanına eşeğinin kemikleri var. Üzeyr 100 yıl boyunca uyumuş. Üzeyr'i de bu kelimelerden yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Lokman, Zülkarneyn ve Üzeyr her zaman soru değeri taşıyor. Zül'den kodluyoruz. Zülkarneyn, Üzeyr, Lokman. Bazı yakalayabileceğimiz kelimeleri de size söylemiş olduk.
Bu surenin inişine 70 bin melek eşlik etmiştir diyor Peygamber Efendimiz. Hadisimiz var. Enam suresi yine bizim için önemli. Araf'a bakalım şimdi de. Araf. Zaten günlük hayatta da kullanıyoruz sanki. Araf'ta kaldım, arada kaldım gibi söylüyoruz. Cennet ile cehennem arası bir yer olarak geçiyor. Testlerde görürseniz şaşırmayın. Diğer anlamı olarak yüksek yerler de vardır. Araf'ın diğer anlamı arasındadır yüksek yerler. Musa ile Firavun kıssası geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de helak edilen kavimler yine bizim için önemli bir konudur. Bu suremizde hepsi geçmiyor. Diğer surelerimizde dağınık halde geçiyorlar. Ama bize daha önceki yıllarda da soru olarak verdi. Bence de çok önemli bir mevzudur. Kavim kim? Suçu ne? Peygamberi ne? Azap olarak onlara ne gönderildi? Bizim için çok önemli. Ben dağınık olarak ele almak istemedim. Toplu bir şekilde ele aldım bu yüzden. Lütfen dikkat edelim, yazalım. Bizim için çok önemlidir. Yine eşleştirme verebilir. Zaten bilmemiz lazım. Burada toplu olarak ele almak istedim. Hemen toplu olarak bakalım. Kavim, Nuh kavmi. Onların suçu neydi? Şirkti. Peygamberleri Nuh'tu. Azap olarak onlara su tufanı gönderilmişti. Nuh su tufanı zaten biliyoruz hikayeyi. Ben şirk olanları toplu olarak buraya yazdım. Diğer suçları yan tarafa yazdım. Şimdi zaten inceleyeceğiz. Ad kavmi şirkti yine suçları. Peygamberleri Hud'du. Azapları ise kum fırtınasıydı. Semud kavmi suçları şirkti. Peygamberleri Salih'ti. Azapları ise şiddetli ses oldu. Burada Ad ile Semud'u çoğunlukla karıştırmanızı ister. Mesela Hud peygamberi verir, der ki kavim olarak Semud kavmi der. Lütfen dikkat edelim. Ad, Hud, Semud, Salih. S'lerden kodlayalım lütfen. Firavun suçları neydi onların? Şirkti. Peygamberleri Musa ile Firavun kıssasından zaten biliyoruz. Peygamberleri Musa'ydı. Azapları ne oldu? Suda boğulma olmuştur. Şimdi diğer suçlara ve azaplara bakalım. Kavim Sedum kavmiydi. Onlar homoseksüeldi. Peygamberleri Lut, azapları ise gökten taş yağması oldu. Aynı zamanda onlar da taşlaşmış olarak geçiyor. Kavim Medyen ve Eyke suçları tartıda hile yapmaktı. Peygamberleri Şuayb'tır. Azapları korkunç ses olmuştur. Medyen ve Eyke çok bilinmediği için özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Kavim İsrailoğulları suçları neydi? Azgınlaşmaktı. Peygamberlerini öldürmüşlerdi. Putperestlik yapmışlardı. Birçok suçları vardı. O yüzden azgınlaşmak olarak tek bir kelimede topladık. Peygamberleri Musa'ydı. Zaten biliyoruz. Azapları ne oldu? 40 yıl çölde kalmaları oldu. 40 yıl çölde geçirmişlerdi. Bu onlar için bir kölelikti aynı zamanda. Kötü kabul ediyorlar bu 40 yıl çölde geçirmeyi. Dinler tarihi videosuna atıf yapalım. 40 yıl çölde nelerin altında kalmışlardı? Çadırların altında kaldılar. Bu çadırlara Sukot adını veriyorlardı. Bu 40 yıl çölde kalmanın anısına her yıl çadırda kalıyorlar. Bir hafta 10 gün çadırda kalmaları anısına, bu 40 yıl çölde olmalarının anısına kutladıkları bayram ise Sukot bayramıdır. Sukot bayramı yine onlarda önemli bir bayram. Buradan da atıf yapmış olurum dinler tarihi videosuna. Enfal'e geldik. Enfal'in diğer ismi ganimetlerdir. Bedir Savaşı'nda gelmeye başlamıştır. Bedir Savaşı'nda gelmeye başladığı için sure sonradan Bedir olarak bile anılmaya başlanmıştır. Burada ganimet paylaşımından, savaştan, savaş hukukundan bahsedilir. Zaten Enfal ganimetleri görünce savaş hukuku, savaş yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Lütfen Bedir Savaşı da aklınıza gelsin. Enfal ganimetler dedik. Tevbe'ye bakalım şimdi. İlk kelimesi Berae olduğu için Berae suresi olarak da geçmektedir. Berae, Tevbe bilmeniz çok önemli. Besmele olmayan tek surem hangisiydi? Tevbe suresiydi. Müşriklere uyarı verdiği için, savaşı emrettiği için vesaire çeşitli nedenleri var. Besmele olmayan tek sure olduğunu bilmeniz önemlidir. Nesi takviminden bahsediyor? Huneyn Savaşı ismen geçer. Bakın Huneyn Savaşı ismen nerede geçiyormuş? Tevbe'de geçiyor. Ali İmran'da hangi savaşım ismen geçiyordu? Bedir Savaşı'm ismen geçiyordu. İsmen geçtikleri için önemlidir. Yunus suresine bakalım şimdi de. Yunus peygamberin ismi Kur'an-ı Kerim'de Zünnun olarak geçiyor.
Zünnun'u gördüğümde direkt Yunus peygamber aklıma gelebilmeli. Yunus kıssası bu surede değil, Saffat suresinde anlatılır. Yine karıştırabileceğimiz bir nokta. Yunus'u görünce direkt buraya gidebiliriz ama gördüğünüz üzere Yunus kıssası burada geçmiyor. Elif Lam ile başlayan arka arkaya gelen 3 sureye Elif Lamra ailesi diyoruz. Yunus suresi ise bu ailenin ilk üyesidir. Yunus, Hud, Yusuf bizim için Elif Lamra ailesidir. Hud suresine bakalım şimdi de. Hud aleyhisselamın mücadelesinden bahsediyor Hud suresinde. Ne güzel karıştırmayız zaten. Hud, Hud aleyhisselam aklımıza hemen gelir. Peki biraz önce bahsettik daha. Onun kavminin adı neydi? Ad kavmiydi. Onların cezaları, azapları ne olmuştu? Kum fırtınası olmuştu. Böyle her geçen peygamberden sonra eğer ceza çektilerse, hikayeleri neyse aklınıza getirmeye çalışırsanız daha kolay aklınızda kalır. Sizin için daha kalıcı olur. Hud'u gördüğümde hemen aklıma gelmeli. Ad kavmi, kum fırtınası. Direkt aklıma gelecek. Peygamber Efendimiz ne diyor? Bu sure beni yaşlandırdı. Bu sure beni yaşlandırdı. Peygamber Efendimizin sözünü verdi. Sureyi sordu. Zaten çıkmış soruydu. Yusuf'a bakalım şimdi de. Yusuf suresinde zaten Yusuf aleyhisselamın kıssası anlatılıyor direkt. Üçüncü ayette Ahsenül Kasas olarak geçiyor. Kıssaların en güzeli olarak. Ahsenül Kasas kıssaların en güzeli Yusuf suresi direkt aklıma gelsin lütfen. Aynı zamanda 92. ayette Hazreti Yusuf şöyle diyor. Bugün size herhangi bir kınamada bulunmuyorum. Bu size nereden tanıdık geldi? Bugün size herhangi bir kınama yoktur cümlesi. Mekke'nin fethinde Peygamber Efendimiz söylemişti. Bizim için önemli olabilir. Bakın nerelerden geldiğini de aynı zamanda buralarda öğrenmiş oluyoruz. Şimdi Ra'd suresine bakalım. Gök gürültüsü demektir Ra'd. Diğer ismini bilmek çok önemli. Allah'ı tesbih ettiği bildirilir gök gürültüsünün. Hicr'e bakalım şimdi de. Hicr ne demek? Medine Tebük yolu üzerinde bir vadinin adıdır. Bölgede Semud kavminin yaşadığı kabul edilir. Diğer adı bal arısıdır. Lütfen diğer isimlerini bilelim, bizim için önemli. 90. ayet cuma namazında cuma hutbesinde okunur. Peki bu geleneği kim başlatmıştır? Ömer bin Abdülaziz başlatmıştır. Nahl 90 cuma namazında cuma hutbesinde okunuyor. Dikkat edelim. 106. ayette Ammar bin Yasir'i anlatır. 106. ayet hatırlıyor muyuz? Bence bazı cümleleri hatırlıyoruz. 106. ayette ne diyor burada? Kalbi imanla dolu iken zorlama ile Allah'ı inkar edenin imandan çıkmadığından bahsediyor. Burada geçen kişi de Ammar bin Yasir'dir. Bakın kalbi imanla doluydu onun ama çok zorlamışlardı, işkenceler yapmışlardı. Bu şekilde Allah'a inkar edenin imandan çıkmadığından bahsediliyor. 106. ayet Ammar bin Yasir. Size o ayeti verip mesela kalbi imanla doluyken zorlama ile Allah'a inkar edenin imandan çıkmadığı derse aklınıza direkt Ammar bin Yasir gelsin. İsra'ya bakalım şimdi de. İsra, İsrailoğullarından bahsediyor zaten. Bu yüzden Beni İsrail suresi de denmiştir. İlk kelimesinden dolayı Sübhan suresi de deniyor. Diğer isimleri bilmek çok önemli bakın. İsra, Sübhan suresi. İsra ne demektir? Gece yürüyüşü anlamına geliyor. Miraç ise göğe yükselme diye geçiyor. İsra gece yürüyüşü. Direkt Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Miraç ise Necm suresinde geçiyor ama ismen geçmiyor. Miraç olarak yorumluyor alimler. İsra gece yürüyüşü, Miraç göğe yükselmedir. 78. ayette sabah namazının şahitli namaz olmasından bahsediyor. Şahitli namaz hangisiymiş? Sabah namazıymış. Çok önemli bizim için. Kef'e bakalım şimdi de. Kef, Ashab-ı Kef, mağara dostları demektir. Aynı zamanda 50. ayette iblisin cin olduğundan bahseder. Kef, Ashab-ı Kef yorumlayabiliriz zaten. Meryem suresine bakalım şimdi de. Meryem zaten adını Hazreti Meryem'den alıyor. Bence buradaki önemli nokta şudur. Cafer bin Ebi Talib'in 2. Habeşistan hicreti sırasında Necaşi'ye okuduğu suredir. Cafer bin Ebi Talib Necaşi'ye gelmişti. Daha doğrusu müşrikler Necaşi'ye müminleri şikayet etmişlerdi. Necaşi de Cafer bin Ebi Talib'i huzuruna çağırmıştı. Cafer bin Ebi Talib de Necaşi'nin huzuruna gelip
Meryem suresini okumuştu. O Meryem suresini okuduktan sonra Necaşi müminleri müşriklere teslim etmeyeceğini söylemişti. Meryem suresinden etkilenmiştir gördüğünüz üzere. Meryem suresi Cafer bin Ebi Talib'in 2. Habeşistan hicreti sırasında Necaşi'ye okuduğu suredir. Önemli olabilir. Diğer suremize bakalım şimdi de Taha suresi. Taha 130'da 5 vakit namazdan bahseder. Peki bu nerede gelmişti? Miraç'ta gelmişti. Taha 130 5 vakit namaz lütfen bilerim. 80. ayetinde neden bahsediyor? Yahudilere verilen nimetlerden bahsediyor. Yahudilere verilen nimetler nelerdir? Kudret helvası ve bıldırcın. Bilmiyor olabiliriz, yabancı geliyor olabilir. O yüzden ele almak istedim. Enbiya'ya bakalım şimdi de. Biraz önce karıştırmayın demiştim Enam suresinden bahsederken. Enam suresinde 18 peygamber ismi geçerek Enam suresi bizim için en çok peygamber adının geçtiği suredir. Enbiya'da ise 17 peygamber ismi geçmektedir. Nebilerin çoğulu zaten Enbiya. 34. ayette Hazreti İsa'nın bir daha yeryüzüne inmeyeceğinden bahseder. 96. ayette ise Yecüc ve Mecüc ismen geçer kıyamet alametleri olarak. Yecüc ve Mecüc Kur'an-ı Kerim'de ismen geçiyor mu? Evet, Kur'an-ı Kerim'de ismen geçiyor. Bakın Enbiya suresinde. Hac suresine bakalım şimdi de. 2 secde ayeti olan tek suremdir. Haccı farz kılan sure değildir. Biraz önce söyledim. Haccı farz kılan Bakara 197, Ali İmran 97 daha başka yerlerde de geçiyor. Ama haccı farz kılan surem Hac suresi değildir. Hacdaki iki tane C'den iki tane secde ayetini lütfen kodlayın. İki tane secde ayeti olan tek surem Hac suresidir. Hac suresinden sonra Müminun suresi var mesela. Ben sizin için soru değeri taşıyanları ele almaya çalıştım. Müminun suresi ne demektir? Müminler, inananlar anlamına geliyor. Nur suresine bakalım şimdi de. Nur ne demek? Aydınlatan şey, ışık anlamlarına geliyor. 30. ayeti tesettür ayetidir. Ezbere bileceğim ayet numarasıyla beraber 1 ve 20. ayetine kadar neden bahsediyor? İfk hadisesinden bahsediyor. Yine bizim için önemli bir nokta, ezbere bilmemiz gereken bir noktadır. Artık buradan sonraki surelerimizi daha kısa kısa ele almaya çalışacağız. Çok önemli noktalarını söyleyeceğiz. Neler acaba soru olarak gelebilir? Furkan'a bakalım. Furkan'ın anlamı nedir? Hakkı batıldan ayırt eden demektir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in de isimlerinden biridir. Furkan hakkı batıldan ayırt eden. Şuara ne demek? Şairlerin çoğuludur. Kur'an-ı Kerim'in bir şair tarafından yazıldığı iddiasına karşılık bunun çürütülmesi Şuara suresine geçiyor. Onlar ne demişlerdi? Kur'an-ı Kerim'i yazanın haşa bir şair olduğunu söylemişlerdi. İşte burada geçiyor. Şuara şairlerin çoğuludur. Nem'le bakalım. Nem karıncalar demektir. İki besmeleli tek surem Nem suresi. Yine ben burada diğer videolara atıf yapacağım. İki besmeleli tek surem Nem suresiydi. Neden peki? Burada Hazreti Süleyman'ın mektubu vardı. Hazreti Süleyman Belkıs'a mektup yazmıştı. Hazreti Süleyman'ın Belkıs'a mektubu Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyordu. İşte Hazreti Süleyman'ın bu mektubundan dolayı hem surenin başında besmelemiz var hem de Hazreti Süleyman'ın mektubunun başında besmele var. İki besmeleli tek suremiz Nem suresi oluyor. Peki İki tane secde ayeti olan tek surem hangisiydi? Daha biraz önce söyledik. Hac suremizdi. Lütfen dikkat edelim. Nem suresi karıncalar demek. Hazreti Süleyman ordusunu savaşa götürürken Karınca Vadisi'ne geldiklerinde bir karınca karıncalara şöyle söylüyor. Ey karıncalar, yuvalarınıza girin de Süleyman ordusu farkına varmadan sizi ezmesin diyor. Hazreti Süleyman ise bunu duyup gülüyor. Bildiğiniz üzere Hazreti Süleyman hayvanların dilinden anlıyordu. Hazreti Süleyman ise bunu duyup gülmüştür. Nem karıncalar demek iki besmeleli tek surem Hazreti Süleyman'ın Belkıs'a yazdığı mektuptan dolayı. Ankebut Allah'tan başkasına güvenenlerin durumu örümcek yani ankebut ağına güvenip dayananlara benzetilmiştir. Ankebut ne demekmiş? Örümcek anlamına geliyor. Çok güzel bir benzetme değil mi? Her okuduğumda gerçekten bayılıyorum. Çok çok güzel bir benzetme. Allah'tan başkasına güvenenlerin durumu örümcek yani ankebut ağına güvenip dayananlara benzetilmiştir. Onlar ancak örümcek ağına dayananlar gibidir. Bakın dışarıdan çok güçlü görünebilir örümcek ağı ama bildiğiniz üzere ona dayanırsanız tabii ki sizi taşımayacaktır.
Örümcek, ankebut ağı bizim için önemli. Ankebut diğer ismi örümcek. İniş sürecinde münafıklardan bahseden ilk surem bakın. Münafıklardan bahseden tek surem tabii ki de değil. Ama iniş sürecine göre Kur'an-ı Kerim'in münafıklardan bahseden ilk suremiz Ankebut olmuş. Zaten bu benzetme aklımıza gelirse bunu Allah'ın izniyle yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Lokman'a bakalım. Lokman çıkmış bir soruydu. Her zaman da çıkabilir. Bizim için çok önemli. Hazreti Lokman'ın adı geçiyor burada. Bir babanın çocuğuna nasihatleri. Size soru olarak şöyle verdi. Evladım, yapılan iş bir hardal tanesi kadar küçük de olsa, göklerin ve yerin herhangi bir noktasında da bulunsa Allah onu ortaya çıkarır. Burada Hazreti Lokman'ın oğluna olan nasihati örnek nasihat olarak geçiyor. Bu hardal tanesi geçen nasihati verdi ve sizden Hazreti Lokman'ı istedi. İşte biraz önce o yüzden Üzeyr'den ve Zülkarneyn'den bahsettim. Bize bir paragraf verirse onları nasıl bulabilelim diye. Ahzaba bakalım şimdi de. Ahzap ne demek? Grup, bölük anlamlarına geliyor. 37. ayetinde Zeynep ve Zeyd'den bahsediyor. Zeynep ve Zeyd neydi? Evlenmişlerdi. Peki o olaydan birazcık bahsedelim. Bu surenin öneminden. Bu surenin, bu ayetinin önemi sosyal değerlerin değişmesi için yapılan bir evliliktir. Evlatlığın boşadığı eş ile evlenilmiyordu. Peygamber Efendimizin evlatlığı kimdi? Zeyd'di. Peygamber Efendimiz o boşandıktan sonra Hazreti Zeynep ile evlenmiştir. Normalde peki evlatlığın boşadığı eş ile evleniliyor muydu? Hayır, evlenilmiyordu. Bu ayet ile sosyal değerlerin değişmesi amaçlanmıştır. Hazreti Peygamber Efendimiz sonradan Zeynep ile evlenmiştir. Aynı zamanda şunu bilmem gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek sahabi Zeyd bin Harise'dir. Çok önemli. Geçen yıllarda zaten çıkmış sorumuz var. Tekler ve ilkler her zaman çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek sahabi Zeyd bin Harise'dir. Ahzap, grup, bölük dedim. Fatıra bakalım şimdi de, yaratan anlamına geliyor. Melekler manasına gelen kelime yer aldığı için burada Melaike Suresi de denmiştir. Fatır yaratan anlamı. Diğer ismi Melaike Suresi, diğer isimleri eşleştirme olarak verirse lütfen bilelim. Mesela biraz önce ne dedik? Tevbe, Berae dedik. Fatır, Melaike, bakın diğer isimleri bilmek çok önemli oluyor bizim için. Yasin'e bakalım şimdi. Kur'an-ı Kerim'in kalbi. Kur'an-ı Kerim'in kalbini gördüğümde direkt Yasin'e gidebilmeliyim. İsmini hurufu mukatta'dan alan surelerimiz çok önemli. Aşağıdakilerden hangisi ismini hurufu mukatta'dan almıyor dediği zaman bilmemiz gerekiyor. Sad, Kaf, Yasin ve Taha bizim için önemlidir. Sad, Kaf, Yasin ve Taha lütfen dikkat edelim. İsmini hurufu mukatta'dan alır. Çok önemli. Zümer'e bakalım şimdi. Zümer anlamı nedir? Diğer anlamı gruplar, topluluklar anlamına geliyor. Burada şundan bahsediyor. Gruplar, topluluklar dedim ama anlamını da bilin nelerden bahsettiğini. İnkarcıların gruplar halinde cehenneme sürükleneceği, müminlerin topluluklar halinde cennete götürüleceğinden bahsediyor. Buradaki gruplar, topluluklar bunlardır işte. İnkarcılar cehenneme, müminler ise cennete. İnşallah biz de o cennete gidenlerden olabiliriz diyeyim. Böyle bir duamızı da yapalım. Mümine bakalım şimdi de. Mümin'de neden bahsediyor? Firavun ailesinden bahseden bir tane müminden bahsediyor. Mümin, mümin zaten yorumlarız ama benim için burada önemli olan şey Hamim ailesidir. Hamim ailesinin ilk suresi Mümin suresidir. Hamim ailesi 7 sureden oluşur. 7 surelik Hamim ailesi bizim için çok önemli. Aşağıdakilerden hangisi Hamim ailesinden değildir dediği zaman bilmemiz gerekiyor. Ben burada şöyle bir kodlama yapıyorum. Mümin ile Fussilet şuradaki caddeden zeytin ve domates aldı. Başka bir kodlama bulamadım. Daha başka bir kodlama bulsaydım onu söylerdim ama uzun uğraşlar sonucu bu kodlamayı bulabildim. Umarım aklınızda kalır. Ne dedik? Mümin ile Fussilet şuradaki caddeden domates ile zeytin aldı. Ancak böyle bir kodlama yapabildik. Zaten
Böyle kodlamalar saçma olduğu için aklınızda kalıyor. Biliyorum çok saçma ama inşallah saçma olduğu için aklınıza gelir zaten. Hamim ailesi çok önemli dedim. Fusilete bakalım şimdi de. Anlamı apaçık, anlaşılır hale getirilmiş. Burada bizim için önemli olan nokta, Utbe bin Rebiya bu sureyi dinleyip Müslüman olacakken onu kavmi engellemiştir. Fussilet suresi, Utbe bin Rebiya. Gelirse ayrıntı bir nokta olabilir ama tabii ki bizim yakalamamız gerekiyor Fussilet suresi. Zuhruf'a bakalım şimdi. Zuhruf süs demektir. Burada bahsedilen şey, süsten kastedilen şey nedir? Dünya ve ahiret güzelliklerinin karşılaştırması, ebedi güzelliğin tercih edilmesine yönlendirme. Burada insanların dünya ve ahiret güzelliklerinin karşılaştırılması, daha çok dünya güzelliklerine kapılmaları vesaire geçiyor. Ebedi güzelliğin tercih edilmesi geçiyor tabii ki. İnşallah biz de ebedi güzellikleri tercih edenlerden olabiliriz. Dünyadaki o geçici güzellikleri ebedi güzelliklere tercih etmeyiz. İnşallah diyeyim ve Duhan suresine geçelim. Duhan diğer anlamı nedir? Dumandır. Benim burada hiç aklıma gelmezdi şu yorum ama burada geçen duman neden kastediliyor biliyor musunuz? Burada geçen duman açlık yüzünden görme bozukluğudur. Benim hiç aklıma böyle bir şey gelmezdi. Böyle değişik bir şey olduğu için aklınızda kalabilir. Duhan duman demek, maksadı ise açlık yüzünden görme bozukluğudur. Gerçekten değişik, aklınızda kalabilir. Aynı zamanda Duhan suresi benim için yine önemli. 16. ayette Betşe-i Kübra olarak, büyük kıyamet, büyük kübra olarak Bedir Savaşı geçmektedir. Bedir Savaşı ismen Ali İmran'da geçer. Ama burada alimler Betşe-i Kübra'yı Bedir olarak yorumlamışlardır. Yine Betşe-i Kübra'nın ne olarak yorumlandığı da bizim için önemli olabilir. Casiye bakalım hemen. Diz çöken, dizlerinin üstüne çöküp kalan. Diğer anlamını bilmek önemli. Testlerde de çok görürsünüz. Burada peki diz çökenden maksat nedir? İnsanoğlunun nihai yargılama sırasında sergileyeceği bitmişliği ifade ediyor. Yani en sonki yargılamamızdaki bitmişliğimiz, çöküp kalmamızı kastediyor burada. Casiye, diz çöken, dizlerinin üstüne çöküp kalan anlamını bilmeniz çok önemli. Ahkaf'a bakalım şimdi de. Ahkaf kum tepeleri anlamına geliyor. Ad kavminin Yemen'de yaşadığı bir yerleşim yeriymiş. Ahkaf kum tepeleri, diğer ismini bilmeniz Allah'ın izniyle sizin için yeterli olacaktır. Şimdi Muhammed suresine bakalım. Muhammed bizim için her zaman önemli bir sure, potansiyel soru değeri taşıyor. Övülmüş anlamına geliyor. Anlamını zaten biliyoruz. Diğer adı Kıtal, adam öldürmektir. Savaşa izin veren bir suredir. Muhammed suresinin diğer adının Kıtal olması çok fazla aklımıza gelmez. Peygamber Efendimiz diye düşünürüz. Adam öldürmek, böyle bir şey aklımıza gelmeyebilir. Ama lütfen bilelim, bizim için güzel bir çeldirici olabilir. Muhammed övülmüş anlamına geliyor. Evet, ama diğer adı bu surenin Kıtal'dir, yani adam öldürmektir. Neden? Çünkü savaşa izin veren bir suredir diyorum. Dört yerde Muhammed isim olarak geçiyor. Çok çok önemli, çıkmış bir soru, çıkmış soru, çıkacak soru diyorum. Bizim için çok önemli bir nokta. Muhammed 2, Ali İmran 144, Ahzab 40, Fetih 29. Ayet numaralarıyla ezbere bilmem gerekiyor. Muhammed 2, Ali İmran 144, Ahzab 40, Fetih 29 ezbere bileceğim. Bir yerde de Hazreti Muhammed Ahmet olarak geçiyor. Saf suresinde ise Ahmet olarak geçiyor. O yüzden soruya dikkat etmem gerekiyor. Bakın, bize diyebilir, aşağıdaki surelerin hangisinde Hazreti Muhammed geçer dediğinde Saf suresini de alıyorum. Ama bize Hazreti Muhammed ismi geçer dediğinde, Muhammed isim olarak geçer dediğinde, işte bu dördünü direkt ayet numarasıyla alabilmeliyim. Lütfen dikkat edelim. Fetih'e bakalım şimdi de. Mekke ve Hayber'in fethini müjdelediği için Fetih diyoruz. Hudeybiye antlaşmasından sonra Medine'ye hareket ederken inmiştir Fetih suresi. Aklımıza gelsin diye söylüyorum. Mekke ve Hayber'in fethini müjdeliyor. Hucurat'a bakalım şimdi. Odalar demektir. Peygamber Efendimizin evinde 9 tane odadan oluşmaktaydı Peygamber Efendimizin evi. Burada ahlak ve edebe dair ilkelerden bahsediyor. Odalar, Peygamber Efendimizin evi, ahlak, edep, yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Buradaki olaydan da birazcık bahsetmek istiyorum.
Temim oğullarından bir grup Mescid-i Nebevi'nin yanında, Hane-i Saadet'in arsasında, Peygamber Efendimizin evinin yanında hayvanlarını bağlıyorlarmış ve aynı zamanda seslerini yükseltiyorlarmış. İşte burada ahlak ve edepten, ses yükseltilmemesi gerektiğinden, kapının vurulması gerektiğinden vesaire bahsediyor. Direkt yani eve pat diye girilmemesi gerektiğinden vesaire. Burada ne dedim Hucurat? Odalar, Peygamber Efendimizin evi, ahlak, edep, burada ses yükselme, kapı vurulması vesaire ahlaktan, edepten bahsediyor. Şimdi diğerine bakalım. Kaf, bu harfle başladığı için Kaf suresi diyoruz. Peygamber Efendimiz Cuma hutbesinde, Ramazan, Kurban Bayramı'nın hutbesinde, sabah namazının farzında okuduğu sureymiş. Bakın Kaf suresini çoğunlukla bilmiyor olabiliriz ama ne kadar önemli olduğunu burada görüyorum. Bize direkt bunları verir, sorarsa çoğu kişi Kaf'ı yapamayacaktır bence. Lütfen biz yapalım. Peygamber Efendimiz Cuma'nın hutbesinde, Ramazan, Kurban Bayramı'nın hutbesinde ve sabah namazının farzında okuduğu sureymiş. Lütfen dikkat edelim. Zariyat diğer ismi çok önemli. Savuranlar, tozu dumana katanlar anlamına geliyor. Diğer ismini lütfen bilelim. Tur suresine bakalım şimdi. İlk ayetindeki Tur kelimesini ne olarak yorumluyoruz? Sina Dağı olarak yorumlanıyor. Aynı zamanda Mut'im bin Adi'nin oğlu Cübeyr bu sureyi duyunca Müslüman olmuştur. Direkt bunu verip bile isteyebilir. Cübeyr bu sureyi duyunca Müslüman olmuş. Tur'da üzerine yemin edilen 5 tane şey var. Tur'da üzerine yemin edilenler ayrıntı bir soru olabilir ama biz ayrıntı gelse bile kaçırmamalıyız. Tur'da üzerine yemin edilenler nelermiş? Kitap, Beytül Mamur, yükseltilmiş tavan, kaynayan deniz ve Tur'a yemin edilmiştir. Burada Beytül Mamur, kitap yorumlayabiliriz. Tur'u da yorumlarız ama yükseltilmiş tavan ve kaynayan deniz sanki yorumlayamayız gibi geliyor. O yüzden lütfen dikkat edin. Rahman'a bakalım şimdi de bol bol okuduğumuz bir suremiz Rahman suresi. Kur'an-ı Kerim'in gelini çıkmış bir soru zaten. Kur'an-ı Kerim'in gelini Rahman suresi. En fazla tekrar edilen ayet burada ne geçiyor burada? O ayetin meali nedir bizim için? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız diye 31 defa tekrar ediliyor bu suremizde. Necim suresine bakalım şimdi. Bu surenin özelliklerini bence ezbere biliyoruz artık hepimiz. Çıkmış sorumuz da buradan gelmişti. Necim yıldız demektir. 19. 20. ayetlerinde Lat, Menat, Uzza geçiyor. 47. 49. ayetleri de ben vermek istedim. Burada Şira yıldızı geçiyor. Himyeri ve Huza kabilesi bu yıldıza tapıyormuş. Necim zaten yıldız demek, buralardan bence yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Vakıa'ya bakalım. Vakıa ne demektir? Kıyamet, olay anlamlarına geliyor. Burada benim önem verdiğim kelimeler var. Zaten testlerde de çok çok görürsünüz bu kelimeleri. Burada şöyle geçiyor bu suremizde. 3 sınıf olarak mahşere gelirsiniz. Birinci, Ashab-ı Meymene, cenneti kazananlar. İkinci, Ashab-ı Meş'eme, cehenneme müstahak olanlar. Üçüncü, sabikun, Allah'a yakın yüksek derece sahipleri. Ashab-ı Meymene, Ashab-ı Meş'eme her zaman önemlidir. Meymene cenneti kazananlar, Meş'eme cehenneme müstahak olanlar. Aynı zamanda burada iki tane daha ashab geliyor. Ashab-ı Yemin sağ tarafından verilenler amel defteri, Ashab-ı Şimal ise sol tarafından verilenler amel defterleri. Çok önemli bakın bu kelimeler, soru olarak çıkarsa direkt yakalayabilmeliyiz. Çok önem veriyorum. Ashab-ı Yemin sağ taraf, yemin ettik, müminler olarak yemin ettik gibi düşünebilirsiniz. Böyle kodlayabilirsiniz. Amel defteri sağ tarafından verilenler. Ashab-ı Şimal ise amel defteri sol tarafından verilenler. Aynı zamanda Vakıa'da benim önem verdiğim diğer bir nokta ise 96. ayettir. 96. ayette ne geçiyor? Çok büyük olan Rabbinin ismiyle tesbih et. Bunu bir yerden hatırladınız mı? Peygamber Efendimiz ne diyor? Bunu rükû ederken söyleyin. Nerede geçiyormuş rükû ederken söylediğimiz? Vakıa suresine geçiyormuş. Yine bizim için önemli olabilir. Hadid demir demektir. Peygamber Efendimiz uyumadan önce müşebbihat surelerini okur. Şüphesiz bunlarda 1000 ayetten daha faziletli bir ayet vardır demiştir. Hadid, Haş, Saf, Cuma ve Tegabun müşebbihat surelerimiz.
Önemli olabilir, gelirse ayrıntı bir soru olur ama kaçırmayalım diye söylemek istiyorum. 25. ayette nasıl geçiyor demir? Kendisinde büyük bir kuvvet ve insanlar için birçok menfaatler bulunan demiri de indirdik diye geçiyor. Bakın demir büyük bir kuvvet ve insanlar için birçok menfaatler bulunan bir şey olarak geçiyor. Demir, hadid diğer ismini bilmek çok önemli zaten. Mücadele suresinde zihar olayı geçiyor. Zihar olayını gördüğüm anda Mücadele suresi diyebilmeliyim. Peki zihar olayını kim yapmıştı? Selebe kızı Havle'ye karşı Evs bin Sabit yapmıştı. İsimleri de bilmek çok önemlidir. Peki zihar meydana geldikten sonra ne yapmak gerekiyor onun bozulması için? Şu üç şarttan birini yapması halinde boşama söz konusu değildir. Bir köle azat edin. Yapamazsanız peş peşe 2 ay oruç, olmazsa 60 yoksulu doyurun şeklinde geçiyor. Gördüğünüz üzere 3 şart var. Aynı zamanda bir fıkıh konusudur zihar konusu. Ama tabii ki burada da ele almak istedim. Ziharı gördüğüm anda mücadele diyebilmeliyim. İsimleri de bilmek çok önemli. Havle ile Evs bin Sabit arasında. Mücadele suresinde 12. ayetinde peygambere sıkıntı verecek kadar çok soru sormalarından, konuşmanızdan evvel sadaka verin diye geçiyor. Peygamber Efendimiz'e çok fazla soru sormuşlar. Onu artık çok bunaltmışlar. Çok çok fazla soru sormuşlar. Bu yüzden de ayet inmiş. Artık ona soru sormadan önce sadaka vermekle alakalı. Ama bu ayetimiz 13 ile nesh edilmiştir. Söylemek istedim. Haş suresine bakalım şimdi. Diğer ismi çok önemli. Beni Nadir suresi. Beni Nadir'a ne olmuştu? Nadir oğullarına Medine'den çıkarılarak Şam'a sürgün edilmişlerdi. 7. ayette fey geçiyor. Kafirlerden harp yapmadan alınan mala biz fey diyorduk. Fey Haş suresine geçiyormuş. Ama burada en önemli olan şey diğer ismidir. Haş Beni Nadir suresi. Mümtehine imtihan demek. Hicret edip mümin olduklarını iddia eden kadınların imtihana tutulmalarını emrettiği için mümtehine yani imtihan edilen kadın anlamındadır. Onlar hicret etmişlerdi ve mümin olduklarını söylüyorlardı. Ama aslında içlerinde münafıklar da vardı. Onların imtihana tutulmalarını emretmiştir bu sure. Mümtehine imtihan edilen kadın anlamına geliyor bakın. Saf suresine bakalım şimdi. Saf yorumlayabiliriz bence. Saf saf olup savaşmak bakın. Müslümanların düşmanlarına karşı saf saf olup savaşmaları Saf suresi 13. ayetinde yakın fetih olarak Mekke'nin fethi müjdelenmiştir. Saf 13 yakın fetih Mekke'nin fethidir. Cuma suresine bakalım şimdi. Cuma'nın farz kılınması direkt yorumlarız zaten. 9. ayet. Ayet numarasını ne olur ne olmaz bilelim. Cuma günü namaz için nida edildiği vakit hemen Allah'ın zikrine gidin ve alışverişi terk edin. Bu alışverişi terk etmekle alakalı çok yorumlar, ihtilaflar vardı. Haram mıdır, tahrimen mekruh mudur, nasıldır diye gördüğünüz üzere Cuma suresinde geçmektedir. Münafıkuna bakalım şimdi de. Münafıklar zaten yorumlayabiliriz. Münafıkların yalan yere iman iddiasında bulunmaları geçiyor burada. Abdullah bin Übey geçiyor. Zaten Abdullah bin Übey'i gördüğüm anda münafık diyebiliyorum. Münafıkun suresinde de geçmektedir. İki tane ecel geçiyor burada. Aynı az önce bahsettiğim Ashab-ı Meymene, Ashab-ı Meş'eme gibi. O da vakada geçiyordu. Kelimeler çok önemli demiştim. Buradaki iki tane ecel de bence önemlidir. Eceli müsemma vakti geldiğinde günü dakikası şaşmayan eceldir. Eceli muallak ise bir sebebe bağlı olarak değiştirilmesi takdir edilen eceldir. Amellere bağlı olarak ömrün artıp kısalması Allah'ın takdiriyledir. Eceli müsemma günü dakikası şaşmayan, muallak ise muallakta gibi düşünebiliriz. Bir sebebe bağlı olarak değiştirilmesi takdir edilen ecel Münafıkun suresi de böylece bitmiş oldu. Tegabun diğer adını bilmek çok önemli. Aldanma anlamına geliyor. 9. ayetinde ne diyor? Hesap günü aldanmaların ortaya çıktığı gündür deniyor. Tegabun, aldanma lütfen diğer adını bilin. Talak'a bakalım şimdi. Talak zaten boşamak demek. Burada ne tavsiye edilmiştir bizlere? Zevcelerinizi boşamak istediğinizde temizlik zamanlarında boşayın ve iddetini sayın diyor. Üç şey vardır ki ciddileri de şakaları da ciddidir. Onlar neler? Nikah, talak ve yemindir.
Bakın ne tavsiye edilmiştir burada? Aynı zamanda biz talak konusunda fıkıhta da ele aldık. Sünnet olan boşama şekli temizlik zamanında boşamaktır. Lütfen dikkat edelim. Talak zaten boşamak biliyoruz. Tahrime bakalım. Haram kılmak kökünden geliyor bakın. Peygamber Efendimizin kendi için koyduğu geçici yasaklar. Zaten tahrim haram kökünden geliyor. Buradan yorumlayabiliriz. Hanımlarını kendine haram kılmıştı Peygamber Efendimiz bir süre. Peki neden bu gerçekleşmişti? Hazreti Ayşe anlatıyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz Cahş bin Zeynep'in yanına giderdi. Orada kalır, bal içerdi. Ayşe ve Hafsa, yani ikisi anlaşmışlar. Yanlarına gelirse megafir kokusu aldıklarını söyleyeceklerdi. Megafir kötü bir kokudur. Onun yanına gittiği için böyle bir koku aldıklarını söyleyeceklermiş. Dördüncü ayette şöyle geçiyor bakın. Eğer ikiniz Allah'a ibadet ederseniz ne âlâ. Çünkü kalpleriniz kaymıştır. Yani bu yaptıkları kötü bir iştir tabii ki. Hazreti Ayşe ve Hafsa'dan bahsediyor işte burada. Bilmemiz önemli. Tahrim, Peygamber Efendimiz bir süre onları kendisine haram kılmıştı. Tahrim, haram kılmak. 10. ayette Nuh'un karısı ile Lut'un karısı misal verilmiştir. Kafirlere misal olarak verilmiştir. Nuh'un karısı Nuh'un sırlarını haber vermişti. Lut'un karısı ise gizlediği misafirleri haber vermişti. Kafirlere misal olarak Nuh'un karısı ve Lut'un karısı verilmiştir. Önemli olabilir. 11. ayette iman edenlere Firavun'un zevcesi Asiye ve Hazreti Meryem örnek olarak verilmiş. Gördüğünüz üzere kafirlere misal olarak Nuh'un karısı ile Lut'un karısı, iman edenlere Firavun'un zevcesi Asiye ile Hazreti Meryem örnek olarak verilmiştir. Mülke bakalım, malik olma, hükümranlık anlamlarına geliyor. Tüm mülkün tasarrufu Allah'ın kudretinde olduğu geçiyor. Tebareke olarak biliyoruz diye yazmak istedim. Mülk suresi Tebareke. Kaleme bakalım. Huruf-u mukatta ile başlayan ilk suredir. İniş süreci ahiretten bahseden yine ilk suremiz Kalem suresi. Nun suresi olarak da geçiyor. Burada kaleme yemin edilmiştir. Diğer adını bilmek en önemli şey Kalem Nun suresidir. Hakka'ya bakalım. Hakka, hak olan, kesinlik diğer adı, muhakkak meydana gelecek kıyamet gününden bahsediyor. Nedir o Hakka? Kıyamet günüdür. Hakka, kıyamet günü, kesin meydana gelecek olan olay. Meârice bakalım. Allahu Teala meâriç, yüksek dereceler sahibidir. Meâriç, yüksek dereceler. Lütfen bilelim, diğer anlamları çok çok önemli. Nuh, zaten Nuh Aleyhisselam'dan bahsediyor. Artık sureleri kısa kısa geçeceğiz. En önemli özelliklerinden bahsedeceğiz. Cin, cinlerin Kur'an-ı Kerim'i dinledikleri ve ona iman ederek kavimlerine bildirdikleri geçiyor. Cin, zaten cinlerden bahsediyor. Müzzemmil, örtüsüne bürünen demek. Müddessir, bürünmüş olan demek. Bakın çok benzer görüyorum ikisini. Kıyamet, zaten kıyamet gününden bahsediyor. İnsan suresinde insanların özelliklerinden bahsediyor. Dehr suresi olarak da geçiyor. Burayı nereden hatırlayabiliriz, dehr kelimesini? Felsefeden hatırlayabiliriz, İslam felsefesinden. Orada dehriye akımı vardı. Tek onların önem verdikleri şey zamandı, maddeydi. Oradan belki yorumlayabilirsiniz diye düşürdüm. İnsan suresi, Dehr suresi olarak da geçmektedir. Zaman anlamı vardır. Mürselat, gönderilenler demek. En fazla tekrarı olan ikinci suredir. En fazla tekrarı olan birinci surem Rahman suresiydi. 31 defa geçiyordu. Nebe'ye bakalım şimdi. Nebe-i Azim, büyük haber, kıyamet gününe ait sual ve cevaptan bahsediyor burada. Artık birçok surede kıyametin geçtiğini göreceğiz zaten. Bakın birçok şeyde kıyamet geçiyor. Bizim için ne kadar önemli olduğu aynı zamanda vurgulanmıştır. Nebe, yine Nebe-i Azim, büyük haber, kıyamet günü. Naziat, şiddetle çekip çıkaranlar. Naziat verdiği zaman anlamını çoğu kişi bilemeyebilir. Şiddetle çekip çıkaranlar naziat. Peki bu şiddetle çekip çıkaranlar anlamı nedir? Hangi olaydan bahsediyor yani? Kafirlerin ruhları anlamında şiddetle çekip çıkarılacaktır. Bakalım şimdi Abese'ye, yüzünü ekşitip buruşturan. Abese soru olarak geldi mi? Evet, geldi. Abdullah bin Mektum'dan bahsediyordu. İslam tarihi videosunda ayrıntılı bir şekilde bahsetmiştik.
yüzünü ekşitip buruşturan abesedir. Diğer anlamını bilmek önemli. Aynı zamanda burada Abdullah bin Mektum olayından bahsediliyor. Tekvir, kıyamet koparken güneşin dürülüp nurunun yok olacağı burada bahsediliyor. Tekvir dürülmesi demek, dürülmek demek. Oralardan yakalayalım. Bakın yine kıyametten bahsediyor. İnfitar yarıldı anlamına geliyor. Kıyamet koparken semanın yarılacağı. İnfitar yarıldı, tekvir dürülmek. Diğer isimler çok önemli. Mutaffifin ölçü ve tartıda hile yapanlar alışverişte. Mutaffifin ölçü ve tartı. İnşikak kıyamet koparken semanın yarılacağı. Aynı infitar gibi bakın. Buruç semanın burçlarına yemin edilir. Burada burçlar olarak semanın burçları geçiyor. Aynı zamanda Buruç suresinde kimden bahsediliyordu? Himyeri kralı Zunavas'tan. O ne yapmıştı? Müminleri alevli çukurlarda yakmıştı. Himyeri kralı Zunavas da Buruç suresine geçmektedir. Tarık yıldız demektir. Semaya ve Tarık'a yemin olsun diye geçiyor. Aynı zamanda Tarık'ın ne olduğu diğer ayette tefsir edilmiştir. O karanlığı delen yıldızdır diye geçiyor. Sen Tarık'ın ne olduğunu nereden bileceksin? O karanlığı delen yıldızdır diye geçiyor. Tarık yıldız demektir. Şöyle tutayım daha rahat yazabilin. Yazanlar varmış, bana istekte bulundular. Hocam biraz daha geriden çekin, toplu görelim diye. O yüzden toplu göstermeye çalışıyorum. Alaya bakalım. Çok yüce demektir. Ala zaten yorumlayabiliriz. Allah'ın isimlerindendir. Gâşiye örten demektir. Çok şiddetli felaketiyle ortalığı kaplayacak kıyamet. Gâşiye örten. Fecr tan yerinin ağırması, fecir vaktinden yakalarız. Beled şehir memleket anlamına geliyor. Arapçamız biraz varsa beledi de biliriz inşallah. Şems güneş, leyl gece, duha kuşluk vakti. İnşirah açılıp genişlemek, huzura kavuşmak anlamında. İçimize bir sıkıntı düştüğü zaman hangi sureyi okuyoruz? İnşirah suresini okuyoruz ki içimizdeki o sıkıntı gitsin, Allah kalbimize huzur versin diye. Tin incir demektir. Alak asılıp tutunan, insanın alakadan yaratıldığı geçiyor. Hepimiz biliyoruzdur bence Alak suresini. İlk inen surelerimize bakalım. Alak, Müddessir, Müzzemmil, Duha ilk inen sureleri de öyle isim olarak bilin diye söyledim. Kadir, Kadir gecesinden bahsediyor. Beyyine, açık delil, kesin belge. Beyyine diğer anlamını bilin. Zilzal, deprem demektir. Bakalım aşağıya. Adiyat, koşan atlar. Testlerde çok görürsünüz adiyatı. Anlamını bilmek çok önemli. Adiyat, koşan atlar. Tekasür, çoklukla övünmek. Burada çoklukla, çocuklarla vesaire övünmenin kötü bir şey olduğu geçiyor. Tekasür, çoklukla övünmek. Kari'a, kapı çalan ses, korkunç olan anlamındadır. Asr suresi ikindi vakti zaman anlamına geliyor. Aynı zamanda İmam Şafii'nin önemli bir sözü var. İmam Şafii şöyle diyor. Eğer Asr suresi tek başına inseydi yine de insanlara yeterdi demiştir. İmam Şafii'nin burada bahsettiği sure Asr suresi. Bakın aynı zamanda kısa bir sure ama İmam Şafii ne diyor? O sadece o inseydi yine insanlara yeterdi. Cidden değişik ve çok güzel bir söz. Hümeze'ye bakalım. Arkadan çekiştirme anlamını lütfen bilin. Fil zaten fillerden bahsediyor. Hikayeyi çocukluğumuzdan beri biliyoruz. Kureyş, Kureyş'ten bahsediyor. Maun, birine kullanılması için verilen yardım, zekat anlamındadır. Kevser, cennette bir havuzdur. Aynı zamanda en kısa suremiz. Biliyoruz umarım. Nasr, yardım, zafer anlamına geliyor. Anlamı bilmek önemli. Tebbet, kurusun diye geçiyor. Burada kimden bahsediliyor? Ebu Leheb'den bahsediliyor. Felak, sabah, nas, insanlar anlamındadır. Felak ve nas ikisinin ortak adı neydi? Muavvizeteyn'di. Neyle karıştırmayacağım bunu? Bakara ve Ali İmran ile karıştırmayacağım. Bakara ve Ali İmran'ın ortak ismi nedir? Zehraveyn'dir. İki çiçek anlamında. Felak ve Nas'ın ortak ismi ise Muavvizeteyn'dir. Lütfen karıştırmayalım. İhlas, samimi olmak, tevhid, nübüvvet, ahiretten bahsediliyor. İhlaslı müminlerden bahsediliyor. Böylece Kur'an-ı Kerim'in muhtevası videomuzda bitirmiş olduk. Ben bu videoya çok önem veriyorum. Çünkü DİKAP, İHALE, MBS, TS, DHBT hangi sınava girecekseniz olun illaki buradan sorunuz var. İşte bu videomuzdan mutlaka sorunuz olduğunu bilin. Bir soru, iki soru ama biliyorsunuz ki özellikle bu atama sürecinde gördük. Atama sürecini daha yeni atlattığımız için şu an atama süreciyle alakalı bir iki cümle söylemek istiyorum.
bir sürü mesaj geldi. 0.20 ile 0.10 ile maalesef atamayı kaçırdılar. Ben bunu bir kaçırma olarak görmüyorum. Nasip, kısmet, bizim için neyin hayırlı olduğunu bilemiyoruz. Tabii ki üzülüyoruz başımıza gelince. 0.20 ile, bakın, 1 puan bile değil, 0.20 ile insan tabii ki kaçırsa üzülür. Bu normaldir, insanız tabii ki. Ama bu bize verilmiş bir sınavdır. Belki bizim için hiç hayırlı değildi. Gidip de çok mutsuz olmak da var işin ucunda. İnşallah hepimiz hayırlı bir şekilde gidelim. Çok güzel işlere vesile olalım. Güzel, mutlu olalım, huzurlu olalım. İnşallah hep böyle dua edelim. Zaten biz Müslümanız, inançlıyız. Her zaman hayırlısı için dua ediyoruz. Ama burada benim üstünde durmak istediğim nokta şu, işin özü olan şey. 0.20 ile kaçırmak istemiyorsanız, 1 puanla 2 puanla kaçırmak istemiyorsanız hiçbir şeyi kolay diye geçmeyin. Lütfen dikkat edin. Hiçbir şeyi öyle kolay, ben kesinlikle yaparım vesaire diye önemsememezlik yapmayın. Çünkü ben çok gördüm. Hocam kesinlikle biliyordum, hiç üstünde durmamıştın deyip sınavda yapamadıklarını çok gördüm. Özellikle bu konuları bildiğimizi düşünüp hemen atlayabiliyoruz. Lütfen dikkat edin. Buradan kesin sorunuz var ve lütfen buradaki soruyu kaçırmayın. Allah'ın izniyle öyle küçücük puanlarla kaçırmayalım. Kaçırırsak da lütfen isyan etmeyelim, kötü düşünmeyelim. Vardır bu işte de bir hayır diye düşünelim. Hepsi bizim için bir sınavdır tabii ki. Allah inşallah bu sınavları hakkıyla geçen kullarından olabilmeyi bizlere nasip etsin. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.